Fikir dünyasında iki sistem söyleniyor. Çok sistemler var da başlayacağım. Birisi Cumhuriyet, birisi de Aristokrasi. Bunlar kitapta yazılı. Aristo Cumhuriyete karşı, aristokrasi. Niye? Kendi yönüyle haklı. Çünkü diyor, böyle diyor, büyük zatların, bilginlerin, kamil insanların bileceği meseleleri halktan sorup da halk çoğunluğu ne diyorsa ona göre hareket etmek manasındaki cumhuriyet nasıl olur diyor. O zaman cehaleti diyor başa alıyorsunuz, hakimiyete koyuyorsunuz. Halbuki diyor yani bilgi, fazilet esastır. Nasıl cahil kişi memleketinin şeyinde, insanların yönlendirmesinde vazife alacak ki? Cumhuriyet de der ki, tabii kişi yani cumhuriyete bağlı olan insanlar da der ki, peki sizin dediğiniz gibi halkı nazara almazsak, biz gidersek yani bu doğru olan budur diye hareket edersek, halk memnun olmadığından dolayı halk diyor büyük bir kitledir. Sizi diyor ezer, işinizi bitirir, geçer gider. Siz o zaman diyor hepsini kaybedersiniz. Bu da doğru. Hakikaten bu da doğru yani. Ne yapıyorsunuz o zaman? Aristokrasiyle cumhuriyeti nasıl barıştıracaksınız? Onu İslam yapar. İnsan yapamaz. İslam yapar. Ne yapar? Der ki bu tabi içtimai sistem bakımından bunu mevzu ediyorum. Benzediği için söylüyorum. Biraz daha o manayı anlama imkanını sağlayabilir diye. Der ki İslam, siz seçmek istediğiniz mebusları evvela ben bir seçeceğim. Mebus olabilir mi olmaz mı diye ilimden, ilmin şeyinden geçireceğim, süzgecinden. Ondan sonra size bırakacağım seçim işini. Müracaat imkanını tanır. Herkes gelir. Mebus olma namzetliğini kazanmak için. Gelenlerin sayısı diyelim, bir misal bu. 1000 kişi gelmiş ve de ilmin süzgeçinden geçmiş, mebus olma hakkını kazanmış. Şimdi mevcut devletin nüfuzuna göre kaç kişilik bir meclis olacak? Diyelim ki günün anlayışı itibariyle 300 kişilik. Aristokrasi der ki bu 1000 kişiden 300 kişiyi siz ey halk seçin bakalım. Seçilmişlerden seçin. Seçme hakkı sizde yok. O zaman ne oldu? Cumhuriyet de oldu ama bunun iç yapısında hakkın tespiti, hakkın tercihi mevcut. O zaman halk 1000 kişiden 300 kişi seçer. Bu cihetiyle cumhuriyet olur. Birinci cihetiyle de aristokrasi olur. Bunu İslam yapıyor. Ne aristokrasi ne de cumhuriyet yapamıyor. Günümüzde var mı büyük şeyler yapanlar? Düşünce var mı ki adamlar olsun? Tabii. İslam halkı da ona göre yapıyor. Daha abi yani. İslam Müslüman ise Müslümanlık bu şekilde düşündürür. Müslümanı bu şekilde vicdan sahibi kılar, bu şekilde insanları kamil kılar ve de iş tam şeyine gider, nizamında gider. Sahabeye kaldırmaları. Sahabe yani zaten Resulullah Aleyhissalatu vesselam işte bir şeyde yazıyor, Kitab-ı Risale'de yazıyor. Benden sonra hakiki insanlık diyeceğiz buna, bir hilafet diyor da hakiki insanlık, kamil insanlık 30 sene devam eder. Evet, 30 sene devam eder. Ondan sonra kılıç, ok, yay boğuşma, hayvani hissiyatlar devreye girer, kanlı devreler başlar ve bu anlatılan insanlığa uygun olan kaideler, sistemler alt üst edilir. Azgın insan, azgın. Sahnede şey yapıyor, Kur'an'dan iki kelime söylüyor. Zalumen cehula. Kur'an'da 2 ayet bu. Bu zalum ve cehul kalıpları, kelime kalıpları olarak en azgın, en şiddeti derecesiyle manasını verir. Yani zulümde, cehalette eş kabul etmez derecededir insanlar. 30 seneden sonra mı bunlar olacak? Yani yavaş yavaş, hemen değil. Tabii ki 30 seneden sonra el-khilâfetü ba'di, benden sonra hakiki insanlık, hakiki fazilet, selâsûne sene. Hadis bu. Üstad naklediyor bunu. 30 sene devam eder. Bunu nakleden zat, bu işleri yakinen, yani asliyetiyle bilen bir zat söylüyor. İnsanlık dünyasının tek bir şahsiyeti Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Allah'ın emrine göre ruhuyla bile, ruhuna kadar düşünen, ruh yapısının derinlerine kadar ittiba eden bir zat bu. Bize bunları söyledi ama ben de şimdi kendim kendime diyorum, beyefendi diyorum, sen şimdi ne demek istiyorsun? Dünya çok ihtiyarladı, 2 değnekle geziyor ve de ne zaman gideceği vazifeden bırakılacak, Allah bizi bırakacak vazifeden diye beklenti halinde olduğu halde sen diyorsun ki yok, kıyamet kopmasın. Dünya bize çok kızıyor. Kıyamet kopmasın olur mu? Kıyamet kopacak. O zaman nasıl kopacak? Böyle kopacak. Şimdi bunları anlatıyor. Hem hadis kitapları, hem ayetler, hem de büyük alimler, hatta daha çok Kastamonu Lahikası'nda Hazreti Üstad. İnsanlar bozulacak diyor. 30 seneden sonra bu artık bitecek. 30 seneye kadar burada anlatılan manada en mükemmel bir şekil olacak. 30 seneden sonra yavaş 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 ihtilaflar başlayacak. Bir de İslam şeyi yok. Yani. Var da değer derecesi korutturmaz derecede. Çok düşük. Hadiste geçiyor kitapta. Hadisten bir hadis profesörü yazdı kitabında. İslam içerisine kılıç girdi miydi? Bir daha kıyamete kadar o kılıç kalkmaz. Yani ihtilaflar, buluşmalar, mukateleler kalkmaz. Yani şeyli gider böyle. Dalgalı gider.